Merhabalar hocam. Güzel hocam, merhabalar. Evet. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim, çok sağ olun. Katılımcılar eklenirken, havalar nasıl İstanbul'da? İstanbul biraz yağmurlu. Bu sabah Yağmurlu değil mi? biraz da serin. Sizin orada nasıl? Evet. Hava? Ben şu an Kahramanmaraş'tan bağlanıyorum. Çok gayet sıcak bir hava var burada, inanılmaz. Böyle toz bulutlara eşliğinde bir hava. Hafta sonu ben de İstanbul'daydım. Böyle 10-12 derecelik ısı farklılığı var. Hakikaten üşüdük yani İstanbul'da gerçekten soğuk bir hava. Orada kızımın veli toplantısına katıldım. Yani buradan açıkçası kızımı hani gördükten sonra sizinle de böyle bir toplantı yapacağız. Aklıma direkt Kaan geldi. Benzer yaş grubu. Kaan için isterseniz böyle katılımcılar sayısı artarken bir yandan Kaan'la ilgili değişik bir kariyer planı yaptınız. Sizinle tanıştığımızda ufak böyle sohbet etme imkanı olmuştu. Belki diğer arkadaşlar da ilgilenir, böyle kısaca Kaan'dan bahsetmek ister misiniz hocam? Müsait hocam, çok teşekkürler. Kaan benim oğlum, çok küçük yaşlarda, 5 yaşında ben onu piyano ile tanıştırdım. Benim kendi hayalimde çalmak, ufak da bir denemişliğim var. Daha sonra çok erken, 6 yaşında anaokuluyla birlikte İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın her zaman bölümünü bütün ilk orta ve lise öğrenimi boyunca piyano eğitimini sürdürdü ama İstanbul Devlet Konservatuvarı maceramız ortaokulda birlikte bitti yarı zamanlı. Lise döneminde de yine aynı şekilde yarı zamanlı olarak Almanya'da şu anda okuduğu okulun yine Evet. liseyle birlikte yarı zamanlı sürdürülebilen programına her ay düzenli olarak gidip geldi. Şu an aynı okulda aynı hocayla devam ediyor. Değişik bir kariyer bizimkine göre. O konser piyanisti olma Evet. yolunda farklı bir meslek mimar Evet, hepimiz için mimari okuyor. böyle. Açıkçası ben çok heyecanlanıyorum. Sosyal medyadan da takip etmeye çalışıyorum. Böyle gençlerin hani farklı alanlarda bu şekilde uzmanlaşmaları gerçekten gurur verici hocam. Sizi de ayrıyeten tebrik ediyorum veli olarak. Onu cesaretlendirdiniz. O dönemdeki emekleriniz inanılmaz, eminim. Çok zorlu bir süreçtir. Hani Çok bu zor şekilde bir bir... süreç gerçekten. Müzik eğitimi hem çok küçük yaşlarda başlaması gereken bir süreç hem de sonraki süreçte de bitmeyen emeği çok çok Evet. fazla bir süreç. Evet hocam. Size kolaylıklar diliyorum Çok teşekkür tekrardan. Tebrik ederim. ediyorum hocam. Çok teşekkür Hocam bakıyorum katılımcı sayımız gayet güzel. 70 sayısına ulaştık. Dilerseniz yavaştan ederim. başlayalım. Başlayabiliriz. Saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım, sevgili asistan arkadaşlarımız. Nisan ayının son günlerinde benim için sıcak bir Akdeniz akşamından herkese merhaba. Hepimiz için güzellikler getirsin. Baharın sonları ve yazın başları diyelim. Bildiğimiz üzere Türk Nöroradyoloji Derneği'nin çatısı altında Nöroradyoloji Akademisi'nin bize sürekli eğitim programı olarak sunduğu bu güzel aktivitenin içerisindeyiz. İnanılmaz faydalanıyoruz. Her pazartesi Cenk Hocama bu inanılmaz desteği için, bu koordinasyonu için çok teşekkür ediyorum. Bu akşam konumuz santral sinir sistemi lenfomaları. Bizi bu anlamda çok güzel aydınlatacağına hiç şüphem olmayan Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi, çok kıymetli Doçent Doktor Begüm Han Baysal hocamı sunumunu yapmak üzere ekran paylaşımı için davet ediyorum. Buyurun hocam. Değerli Nursel Hocam, takdiminiz için çok teşekkür ederim. Türk Nöroradyoloji Derneği tarafından düzenlenen Nöroradyoloji Akademisi Pazartesi toplantısında herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu toplantı aslında 25 Mart için planlanmıştı ama ailevi bir önemli sağlık sorunu ve aynı gün babamı kaybetmem dolayısıyla dersi gerçekleştirmemiş olduk. O günkü kıymetli destekler için Cenk hocama, Osman hocama çok teşekkür ederim. Kısmet bugüne oldu. Ben bugün size santral sinir sistemi lenfomalarını anlatmaya çalışacağım.
Sayın hocam başınız sağ olsun. Bütün mikrofonu kapalı herkes adına ben size çok geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum Çok Begüm Han hocam. teşekkür ederim. Bu Çok zor teşekkür ederim. dönemde yani bize hala eğitimde destek verdiğiniz için ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ Sunumunuz öncesi minik bir hatırlatma. Sunum aralarında chat kısmından dinleyiciler sorularını oraya yazabilirler. Hepsini sunum sonrasında cevaplamaya çalışacağız. Sayın hocam buyurun lütfen. ol. Çok teşekkürler. Sunum planım hematolenfoid tümör sınıflamasına güncel bakış, lenfomalarda, santral sinir sistemi lenfomalarında görüntüleme bulguları, ayırıcı tanılar ve tedavide yanıt değerlendirmesi şeklinde olacak. Hematolenfoid tümör sınıflaması gerçekten buradaki karmaşık ağ sisteminde olduğu gibi çok kompleks. Morfoloji, immünofenotipik veriler, genetik bilgiler, kompleks biçimlendirilmesiyle oluşuyor. Tanımlamalar ve terminolojide tam bir fikir birliği yok. Multidisipliner bir yaklaşım benimsenmeli. Santral sinir sistemi lenfomaları bildiğimiz gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün Santral Sinir Sistemi Tümör 2021 5. baskısında ve hematopoietik ve lenfatik tümörlerin 2022'de yayınlanmış 5. baskısında güncellenmiş şekilde. Bunu hepimiz 5. baskıyı detaylı olarak biliyoruz. 5. edisyonda santral sinir sistemi tümörleri içerisinde lenfomalar hematolenfoid tümörleri altında yerleşim gösteriyor. Santral sinir sistemi lenfomaları ve nadir görülen santral sinir sistemi lenfomaları olarak gruplanıyor. İlk grupta santral sinir sisteminin primer difüz büyük B hücreli lenfomaları, immün yetmezlik ilişkili santral sinir sistemi lenfomalar, lenfomatoid granulomatozis ve intravasküler büyük B hücreli lenfomalar yer alıyor. Nadir grupta ise duranılmaz lenfomaları, santral sinir sisteminin diğer düşük grade B hücreli lenfomaları, anaplastik büyük hücreli lenfomalar, bunlar ALK pozitif ve negatif olanlar, T hücreli ve NKT hücreli lenfomalar olarak isimlendiriliyor. Santral sinir sistemi tümör sınıflamasındaki bence bu sınıflama biraz daha kolay. Şimdi size kısaca da hematolenfoid tümör sınıflandırmasındaki bazı verilerden bahsetmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün lenfoid tümör sınıflaması Uluslararası Lenfoma Çalışma Grubu tarafından geliştirilen bu yıl sınıflamasına dayanan 2021'deki 3. baskıdan bu yana lenfoid miyoplazilerin tanısı için küresel bir referans sağlamış. 3. baskıda genetik veriler sınıflamaya dahil edilirken 2008'deki 4. baskı ve 2017'deki revizyonda önemli moleküler veriler eklenmeye başlamış. 2022'deki 5. baskıda burada hematopatologlardan tüm klinisyenlerden, moleküler biyologlara kadar multidisipliner bir yaklaşımla uzmanlardan gelen girdileri kapsamışlar. Burada lenfomaya benzeyen, neoplastik olmayan durumlar dahil edilmiş. Overdiagnosis'i engellemeye yönelik ve ayrıştırmanın daha net yapılabilmesi düşünülmüş. O kadar büyük bir grup çalışmış bu 5. edisyon oluşturulması için. Ancak günlük pratikte ve devam eden klinik çalışmalarda sürekliliğe izin vermek için isimlendirmede değişiklik yaparken muhafazakar bir yaklaşımın benimsendiğinden bahsediliyor ve bu 5. edisyonlar makaleler şeklinde yayınlanmış. Sınıflandırmada hiyerarşik bir sistem ve artan spesifikasyon düzeylerine göre kategori, sınıf, antitip ve alt tipler tanımlanmış. Ve burada lenfoid miyoplazilerin değerlendirilmesindeki genetik ve diğer moleküler verilerin artan öneminin farkında bu sınıflama. Ancak gerekli tanı kaynaklarının evrensel olarak mevcut olmadığı düşünüldüğü için bir tanının konması için temel kriterler, bir de özellikle moleküler testleri içeren arzu edilen kriterler şeklinde kriterler tanımlanmış. Sınıflandırmada öncü hücrelerden malign hücrelere, overdiagnozun önlenmesi için taklitçilerden non-neoplastik patolojilere, agresivitede de non-agresivite lezyonlardan agresif lezyonlara ve doğuştan gelen bağışıklık ve edinilmiş bağışıklık bozuklukları ile birlikte tümör yatkınlık sendromları sınıflamaya dahil edilmiş. Şimdi burada 5. edisyona ait
bilgisini özellikle bel hücreleri için paylaşıyorum. Ne kadar kompleks olduğunu görüyorsunuz. Dördüncü ve beşinci edisyonun karşılaştırılması şeklinde burada tüm lenfoid tümör grubunu içeriyor bu. Bizi ilgilendiren burada büyük bel hücreli lenfomalar. Birazdan bunlardan bahsedeceğim. Efüs büyük bel hücreli lenfomalar heterojen bir grup. 18 ayrı antite içeriyor. Ve bunların içerisinde difüz büyük bel hücreli lenfoma, NOS'lar, birazdan detaylı olarak bahsedeceğim diğer tipler var. Difüz büyük bel hücreli lenfoma, NOS, burada gen ekspresyon profili çalışmaları yapılmış ve bu germinal merkez B hücresi benzeri ve aktive edilmiş B hücresi benzeri olarak adlandırılan iki ana profil tanımlanmış. Bu iki ana tip U4'te tanımlanmış. Bunların şu anda da kullanılması öneriliyor. Ancak bunların moleküler sınıflandırmalarla değil de immünohistokimyasal olarak tanımlandırılmasından bahsediyor. Çok sayıda mutasyona uğramış genin olması nedeniyle henüz bu moleküler sınıflandırmalara yer vermenin erken olduğu düşünülmüş. Güncel bu 5. edisyonda çok önemli bir şemsiye grup var. Burada 4. edisyonda ayrı antiteler halinde tanımlanmış bir grup lenfoma aynı antite çatısı altında toplanıyor. Ve bunlar büyük B hücreli lenfomalar, immün ayrıcalıklı alanlarda oluşan büyük B hücreli lenfomalar olarak tanımlanıyor. Burada immün yetmezlik yok. Buralar nereler? Testis ve vitreous retina olarak beyin testis ve vitreous'ta oluşan lenfomalar immün ayrıcalıklı bölgenin büyük bir hücreli lenfoması olarak tanımlanıyor. Daha önceki sınıflamada santral sinir sisteminin difüz büyük bir hücreli lenfoması immün değişiklik durumlarında yani immün yetmezlik durumlarında bunlar genellikle Epstein-Barr virüs ilişkili immün yetmezlik ilişkili lenfomalar olarak sınıflanıyor. Burada biraz daha detayları olabilen Gray zone lenfomalarda da herhangi bir immün değişiklik durumunda yine immün yetmezlik ilişkili lenfomalar grubuna geçiyor bunlar. Bu immün ayrıcalıklı lenfoma grupları agresif lenfomalar. Bunlar kötü prognozlu. Bu nedenle bunlarla ilgili bilgi birikimi de her geçen gün artıyor. İlerideki yıllarda özellikle deri ve memede çıkan bazı lenfomaların da bu grupta yer alabileceğinden bahsediyor. Hematolenfoid tümör sınıflandırmasında çok sayıda genetik değişiklik de var. Bunları bizim patologlarla detaylı olarak konuştum ama işin içinden çıkabileceğini düşünmediğim için sadece morfoloji genetik değişikliklerle birlikte tanıya götürüyor. Kriterin morfoloji olduğunu söylüyorlar. O nedenle iş burada patologlara düşüyor detaylı isimlendirmede. Ben şimdi klasik olarak santral sinir sistemi lenfomalarının bizim için ne ifade ettiğini geçecek olursam bizim için primer ve sekonder santral sinir sistemi lenfomaları olarak iki ayrı gruba ayırabiliriz. Primer santral sinir sistemi lenfomalarında sistemik tütünün olmayan lenfomalar. Bunların %90'ının fazlası difüz büyük B hücreli lenfoma. Onun için B hücreli lenfomalar için 5. edisyon güncellemelerinden kısaca bahsetmek istedim. Sekonder olanlar ise bunlar epsilon bel lenfomanın sistemik tutulumları. Şimdi santral sinir sistemi lenfomasındaki gruplara tek tek bakmaya çalışacağız. Burada dikkatimizi çekecek şey immün yetmezlik ilişkili lenfomalardaki Epstein-Barr virüs ilişkili RNA ve immünohistokimyasal bulgularının burada özellikle bakılmış olduğu bilgisini İlk gruba geçiyorum. Santral sinir sisteminin primer difüz büyük B hücreli lenfoması bu bahsettiğimiz moleküler patolojideki etkileyici ilerlemeler olmasına rağmen burada temelde yanak noktası biyopsi örneklerinin histolojisi. Bu diğer beyin tümörlerinden büyük ölçüde farklı. Eğer biz bir hastada lenfomu düşünürsek bunun öncelikle histopatolojik olarak tanısının verilmesi ve diğer özellikle kariyer tümörler gibi cerrahi gerektiren olgulardan farklı olduğunu vurguluyoruz. Kesin tanı öncesi mutlaka steroidlerden kaçınılmalı.
Lenfomalarda görüntüleme bulguları lenfoma subtipini, hücresel orijinine ve hasta immünitesine bağlı değişkenlik gösterir. İmmün yetmezliği olmayan hastalar daha ileri yaşta ve genellikle solitel intraparenkimal lezyon şeklinde görülmekte. Korpus kallozum yerleşimi ve perivantriküler alan tutulum açısından en sık bölgeler. %20-40 olguda multiple lezyonları görülebilir. İmmün yetmezlikli hastalarda ise daha genç yaşlarda, daha multifokal, daha düzensiz sinirli, santral nekroz hemoraji olabileceği, halka sal veya yama tarzı heterojen kontrast sinirlerin görüleceğinden bahsedebiliriz. Benim göstereceğim örneklerde bunlara her zaman uygun olmayan çok sayıda da örnek olduğunu şimdiden belirtmeliyim. Görüntülemede kontrastsız bilgisayarlı tomografi incelemesinde lenfoma lezyonlarındaki yüksek nükleosit plazma oranı ve hiperselülariteye bağlı olarak kortekse göre hafif dens görünümde lezyonu izleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi sol talama mezenisi üzerinde hafif dens görünümde etrafında ödem bulunan ve kitle etkisi oluşturan bir lezyon görüyoruz. MR'da bulgular ne? Yine bu yüksek selülariteye bağlı olarak düşük T2 sinyalleri görülebiliyor ve lezyonlarda homojen kontrastlanma izleniyor. Birazdan bahsedeceğim. Çok belirgin de difüzyon kısıtlanması görülüyor. Daha az görülen kontrastlanma paternleri sona doğru konuşacağız. Perivasküler anjiyosentrik olabilir. Rektomeningeal kontrastlanmalar olabilir. İmmün komplese hastalarında da halka sağ kontrastlanmalardan bahsedebiliriz. Burada yine solda basaldan alanında difüzyon kısıtlaması olan T2'si belirgin hiperintans yoğun homojen kontrastlanan mezensefalonun üzerinde bir kitlesel lezyon var. Aynı olgunun BT'de yüksek densite özelliği gösterdiğini görmekteyiz. Başka bir olgu yine T2 hipointensitesi belirgin. Lobule kontrolü bir lezyon. Sol hemisferde de benzer yönünde başka bir lezyon var. Lezyonun BT'deki densite görünümü ve belirgin difüzyon kısıtlamasını görmekteyiz. Difüzyon ağırlıklı görüntülemedeki bu kısıtlama yüksek selülite ve yine nükleositoplazmik oranına bağlı oluşuyor. Lenfomalarda proliferasyon indeksini gösteren ki 67 değerleri oldukça yüksek oluyor. Proliferasyon indeksi ile düşük ADC değerleri arasında bir ilişki gösteren güzel bir çalışma yayınlanmış. Ayrıca ADC değerlerini tedavi yanıtını değerlendirmek için kullanılan bir çalışma. Burada ilk kemoterapi kürü sonrasında ADC değerleriyle lezyonun tam yanıtı arasında bir korelasyonla tedavi yanıtı tahminleri de ADC değerlerinin kullanılabileceğini söyleyebiliriz. MR spektroskopide NNA değerlerinde azalma, polikreatinin oranında artış, lipid ve laktat pikleri görülebilir. Bir başka olgu da bu immün ayrıcalıklı bölgelerin büyük becerili lenfoması yakında raporlanmış. Onun için güncel bir rapor gördüğünüz gibi. İçerisinde bir miktar T2'de nekroz varmış gibi gözükse de burada immün yetmezliği olan bir olgu değil. Ki 67 proliferasyon indeksinin çok yüksek olduğunu, %95 olduğunu görmekteyiz. Yine bahsettiğim spektroskopi olguları benzer şekilde. Primer lenfoma olgularında lezyon düzeyinde kan beyin bölgeleri destrüksiyonu ile belirgin kontrastlanma var. Ancak neovaskülerizasyon olmadığı için bir perfüzyon artışı çok belirgin değil. Karşı hemisfere göre RCV değerlerinde düşme mevcut. Burada bir hemisferde multifokal farklı lezyonlar var. Özellikle sağ frontaldeki yoğun homojen kontrastında lezyonun perfüzyon artışı göstermediğini ve biraz önce bahsettiğim spektroskopi bulgularını gösterdiğini görüyoruz. Burada da ki 67 düzeyi oldukça yüksek %95 oranında. Lenfomalar için bir büyüme paterni, infiltratif büyüme paterni tanımlayan komşu parenkimle arasında bir notch sign denilen bir işaret var. Bu da sol parietalde homojen kontrastlarından bilgisayarlı tomografileri yüksek denslik özelliğinde perfüzyon artışı göstermeyen bir nodüler lezyon.
Literatürde birkaç işaret daha tanımlanmış. Ben başka yerde görmedim ama böyle birkaç işaret daha tanımlanmış. Posterior fossa ve dural kaynaklı lezyonlarda. Bu oldu 53 yaşında. Öncelikle tanısı zor olan bir hasta. Önce acaba ventrikülit mi diye daha lezyon bir yıl öncesinde takip edilen vertikül duvarlarında kontrastlanmaları olduğu bir oldu. Ancak takip incelemelerinde vertikül duvarlarında korpus kallozunda, septumda böyle patolojik sinyaller ve fizyon sistemleri gelişti. Ve bu lokalizasyonunda da kontrastlanmalar izlenmesi üzerine yapılan biyopside primary santral sinir sistemi lafımı tanısı almış bir olgu. Burada başka bir olgu da kontrastlanma paternleri dediğimiz gibi her zaman böyle yamasal formda da olabiliyor. Parenkimde de çok yaygın difüz formda belki sinyalleri olan bir olgu. Difüz maksitlerinde de lezyonun düzeyinde izleniyor. Burada sağ frontalde bir lezyonu olan hasta yine benzer şekilde notusaynı var ve sinyal özellikleri şu ana kadar söylediklerimizi benzer şekilde bu hastanın takip incelemelerinde bir ay sonra çok hızlı seyirli yeni odakların geliştiği karşı hemisferik tutulum olduğu görülen bir primer santral sinir sistemi lafında bir olgu. Gördüğünüz gibi kontrastlanma paternleri farklı olabiliyor. Burada evet tabii ki biyopsiye bağlı değişiklikler de var ama lezyon her zaman modüler formda kontrastlanma böyle daha yamasal, düzensiz şekilde kontrastlanma gösteren immün yetmezliği de olmayan bir olgu benzer sinyal özelliklerinde. Bu olgunun immün yetmezliği yok ancak hem korpus kallozunda hem de sağ hemisferde halka sağ kontrastlanma gösteren santral bölümlerinde böyle daha nekrotik yönünde lezyonlar karakterize. 2.67'si de %90 olan bir yüksek kliniklik primer difüz büyükleşiyor lenfoma olgusu. Burada korpus kallozum düzeyinde difüz infiltran bölümünde bir patolojik sinyal var ve bu difüzyon da kısıtlıyor. Ventrikül duvarları boyunca ve mezensefalinde leptomeningeal düzeyinde patolojik kontrastlanmalar olduğu eşlik ediyor. İmmün yetmezlik ile ilişkili santral sinir sistemi lenfomasına geçecek olursak burada Epstein-Barr virüs pozitif bir primer difüz büyükleyici lenfomalar. Bunlar tüm lenfomaların %8-10'unu oluşturuyor. Nadir olmasına rağmen santral sinir sisteminin ikinci en sıkı olan primer lenfoması. 1990'larda HIV bağlı AIDS önde nedeniyken günümüzde gelişmiş ülkelerde post-transplant durum, otoimmün hastalıklar ve iatrojenik nedenler sayılabilir. Ben bunu literatürden aldım. Gördüğünüz gibi baştan bahsettiğimiz immün yetmezlik ve olgularda görülen santral nekroz, halka sağ kontrastlanma bulguları var. Diğer tipik bulgulardan farklı olarak burada tüm immün yetmezlik nedenlerini derledikleri bir çalışmada burada düzensiz halka sağ modüler kontrastlanmalar olan örnekler duyarlılık sekanslarında hemoroji sinyalleri burada bahsedilen T2 ağırlıklı sekanslarda santral nekroz alanında heterojen hipointens sinyal varlıklarının bu immün yetmezlik ilişkili lenfomalarda izlendiği yönünde burada yine benzer şekilde immün yetmezlik ilişkili lenfomalarda gördüğümüz gibi nekrotik santral görünümler, hemoroji sinyalleri ve T2 sekansta biraz önce bahsettiğim T2 heterojen hipomitans sinyaller vardı. Ben kendim görmedim, bunlar literatürde örnekler. PET-CT'de iftecik tutulumunda belirgin artış oluyor. Yüksek serilerden glikoz metabolizmasında artışla lezyonlar saptanabiliyor. PET-CT bulguları. Önemli bir konuşulması gereken konu steroid etkisi. Lenfom hücrelerin kortikosteroid tedavisine duyarlı. P38
kinaz yolunun indüksiyona neden olduğu hücre büyümesinin durması apoptoz ve tümör boyutunda azalmaya neden oluyorlar. %50 vakada morfolojik değişikliklere neden oluyorlar ki fotoğrafların üstünde olduğu önemli bir konu. Tümör varlığını sürdürse de bu oluşan morfolojik değişikliklerle lezyonun adı konulmuyor. Bu nedenle klinik olarak mümkünse biyopsi yapılana kadar steroid kullanımından kaçınılmalı. Ama hasta nörolojik semptomlarla başvuru gerçekleştirince çoğunlukla steroid tedavisi almış olabiliyor. Merkezler arasında farklı uygulamalar var. Estenaje steroidin azaltılması ve yakın gerçekleştirilen takipte mümkünse lezyondaki progresyonu görene kadar biyopsinin ertelenmesi yönünde yani literatür bilgisi. Burada toplam 143 hastayı içeren ve biyopsi öncesinde ve cerrahi öncesinde steroid uygulanmış ve uygulanmamış hastalar arasında yapılan bir çalışmada her iki grup arasında tanısal cerrahi oranlarında bir fark olmadığı söyleniyor. Ve burada toplam 788 hasta içeren 8 hasta değerlendirildiğinde de sonuçsuz biyopsiler için olasılık oranının 3.3 olduğu söylenmiş ama ben kendi patologlarımızla da konuştuğumuzda en az 3 haftalık steroidsiz bir sürenin geçmesi gerektiğini istediklerini söylediler. Bu bulgulardan sonra ajitonlara geçmek istiyorum çünkü gerçekten bizi zorlayan lezyonlarla karşılaşabiliyoruz. Ajitonların başında sekonder santral sinir sistemi lenfomaları var. Elbette hastalarda sistemik lenfoma tutulumu varsa bunların tanısı biraz daha kolay ama bazen hasta direkt ilk intrakraniyal lezyonlar karşımıza çıkabiliyor. Yüksek dereceli gliyomlar, tümefaktif benign lezyonlar, metastazlar, toksoplazmozis, seroblar, apseler, nörosarkoidoz, ajitonda sayılabilir. Sekonder santral sinir sistemi lenfoması da lenfomanın primer yerleşimine bağlı relapslar ve santral sinir sistemi tutulumu yüksek. Özellikle orbite paranazal sinir testis pariger tutulumu mevcutsa burada risk yükseliyor. Agresif tiplerde tutulum daha sık. Burada olgularda aslında klasik bilgi 2 bölü 3 olguda leptomeningeal tutulum, 1 bölü 3 olguda da parenkimal tutulum olduğu yönünde. Meningeal ve kraniyal sinir kontrastlanmaları, dura tabanlı lezyonların varlığından bahsediliyor. Parenkimal lezyonlar primer lezyonlara benziyor. Ancak güncel literatürde bir durum biraz daha farklı olarak bildirilmeye başlamış. Artık vakaların çoğunda bir parenkimal tutulum olduğu ve leptomeningeal tutulumun da bunlara eşlik edebileceği yönünde güncel literatür bilgileri var. Bunların radyolojik bulguları birbirine benzer. Parenkimal lezyonlar, primer ve sekonder lezyonlarda çok farklı ayrıcalık göstermiyor. Eğer sekonder lenfomada santral sinir sistemi tutulumu riskini artıran ilerlemiş hastalık LDH yükseklikleri ve birden fazla ekstranodal bölge tutulumu riski artırıyor. Tutulum, hematojen yayılım, meningeal tutulum ve kafa tabanından direkt yayılım şeklinde olabiliyor. MR mümkünse buz analizinden önce yapılmalı iatrojenik meningeal pozitiflik nedeniyle ve tedavi öncesi de tüm spinal aksın kontrastlı MR tetkiki yapılmalı. Burada non-Hodgkin lenfomalı bir olguda sağ kavernöz sinüste ve 5. sinir çıkış noktasında kontrastlanmalar tutulum olarak değerlendirilmiş. Yine bir başka olguda klibüs tutulum var ve sol kavernöz sinüste tutuluma ait kontrastlanmaların mekanikleri olduğu bir olgu örneği. Bu olgumuzda bilateral interoksitik kanallarda 7. 8. kraniyal sinir tutulumlarına ait kontrastlanmaları post kontrast serilerde görüyoruz. Bunları kontrastlı serilerde dikkatli olarak aramak lazım. Bu olgu çok ilginç. Genç bir hasta korpus kallosum yaşında ve beyin sapında özellikle kapsül treseleri boyunca da devamlılık gösteren ve difüzyon kısıtlayarak beyin sapının uzamını gösteren simetrik yoğun homojen kontrast denen kitlesel lezyonlarla
hastanemizde görüntülemesi yapılmış bir olgu. Daha sonra dış merkeze başvurduğunu gördüğüm organın tedavi sonrasında lezyonların tümüyle gerilediği ancak intrakraniyal lezyonların biyopsiyle tanısının konduğunu gördük. Bir başka olgu da primer santral sinir sistemi lenf tutulumuna benzer şekilde bir parenkimal lezyon var. Benzer sinyal özelliklerinde yine tehlikeli intens ve belirgin difüzyon fısıldaması gösteren bir lezyon. Sekonder tutulumlar böyle multifokal da olabilir. Burada olduğu gibi bir temporal lezyonla birlikte hipotalamo optik tutulumu olan bir olgu. Bronkit lenfomalı olguda bir çocuk hastalığı parenkimal tutuluma ait lezyon alanları ve bazal damarın alanlarında ve bu lokalizasyonlarda kontrastlanmalar simetrik olarak yamasının formunda izleniyor. Aynı olgunun spinal incelemelerinde gerek posterior epidural mesafede spinal kanalı belirgin şekilde daraltan kısmen hemorajik yönünde kitlesel lezyon varlığı ve leptomeningeal kanal içerisindeki leptomeningeal kontrastlanmaları izliyoruz. Bronkit lenfomada bir olguda, pozitif bir olguda dural kalınlaşma ve dürede kontrastlanma tutulum değerlendirilmiş bir olgu. Plazmablastik lenfoması önemli pozitif bir olguda kalvaryal dural tutulumu birlikte giden çok geniş ekspanse hem dural hem kalvaryal belirgin difüzyon fısıldaması gösteren lenfoma tutulumları aynı olgunun kontrastlı incelemesinde lezyonların belirgin kontrast tutulumu gösterdiği ve komşuları parenkimde kompresyonlarını izliyoruz. Hodgkin lenfomalı bir olguda vertebralarda belirgin destruktif patern oluşturmadan özellikle spinal kanalı ve lateral fenomenleri orbite yöntem yumuşak kitlesi görününde lenfomaya ait lezyon görünümleri eşlik eden lenfomaları da inceleme alanı içerisinde izleniyor. Bir başka olguda yine non-Hodgkin lenfomalı bir olguda spinal kanalında dural kontrastlanmalar ve prevertebral yumuşak döküm görünümünde lenfoma tutulumlarını görüyoruz. İkinci önemli ayırıcı tanı da griyal lezyonlar ve yüksek dereceli griyal tümörler var. Glioblastom lezyonları gerek T2 aylıklı sekansta içerikleri nekroz alanları, heterojen kontrastlanma özellikleri lenfoma lezyonlarına göre kontrastlanan komponentlerin perfüzyon artışı göstermesi ile diğer lezyonlardan ayrılabiliyorlar. Ancak immün yetmezlikli olgularda güçlük yaşanabilir. Yine de perfüzyon denemeleri tanıya katkı sağlayabilir. Burada genel olarak ayrımlar açısından tutulum paternleri, kontrastlanmalar, ADC değerleri lenfomalar için çok daha düşük. Spektroskopi bulguları benzer ve işaretler burada lenfomadaki nöbsin ve glioblastomlardaki kelebek patern şeklinde sayılabilir. Steroid yanıtı lenfomalarda varken glioblastomlarda yok. İntrakraniyal alanda korpus kallozumu için olan iki hemisferi uzanımda interventriküler septumda da devamlılık gösterdiğini düşündüğümüz bir kitlesel lezyon var. Bilgisayar tomografide densitesi lenfoma lezyonlarına göre biraz daha düşük. T2 sinyali heterojen iç yapıda. Difüzyon kısıtlamaları benzer ancak lenfomalardan farklı olarak gradient T2 serilerde hemoroji sinyalleri içeriyor ve difüzyon kısıtlayan komponentlerde lenfomalar kadar belirgin olmayan difüzyon kısıtlamaları var. Kontrastlı serilerde çok heterojen kontrastlanma ve santral nekroz alanlarını izliyoruz. Septum boyunca, interventriküler septum boyunca ventrikül yüzeylerinde ve özellikle posterior fossa devamlı gösteren leptomeningeal kontrastlanmaları izlemekteyiz. Bir kontrast incelemelerinde de lezyon içerisindeki hemolojik sinyalleri görmekteyiz. Başka bir olguda yine
heterojen kontrastlanma ve elektroz alanlarıyla birlikte kısmen hemolojik sinyaller içeren bir glioblastom olgusu eriyici tanı da mevcut. Serebral toksoplazmosis eriyici tanıda olan bulgulardan biri. Bu hastalarda immün yetmezlik varlığı özellikle bu konsantrik hedef işaretli görünümler, bu TX sekanstaki konsantrik sinyallerin varlığı kontrastlanma paternlerinde ayrıca tanıda klinik laboratuvar bulgularıyla birlikte serebral toksoplazmozis aklımıza gelen ayrıca tanılardan biri. Metastazlar bazen kafa karışıklığına neden olabiliyor. Metastazlar çok farklı sinyallerde ve özelliklerde görülebiliyorlar. T2 ve T1 özellikleri. Burada CRCA'ya ait frontal ve zaten bölgede yerleşmiş multiple metastaz lezyonlarını izlemekteyiz. Burada yine sağ periventriküler bir metastatik akciğer metastazlı bir olgu. Lezyonun kontrastlanması biraz daha periferal. Difüzyon kısıtlaması, lenfom alanı kadar belirli değil ve etrafındaki ödem alanı biraz daha geniş olarak söylenebilir. İçerisinde bir miktarda hemoloji var ama bunlar mutlak değil elbette. Diğer bölgelerle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Burada akciğer sağlığı başka bir olguda. Korpus kallozuma da kısmen uzanımlı bir kitlesel lezyon var. Hemolojik sinyalleri de var. Dikkat çeken bir bulgu posteriorunda leptomeningeal kontrastlanmaların da varlığı ve bir akciğer seyahat metastazı olan bir lezyon. Başka bir akciğer seyahat olduğu daha halka salfanda kontrastlanma metastatik lezyonu izliyoruz ve lezyonda belirgin difüzyon kısıtlaması izlenmiyor. Tümefaktif MS'ler bazen kafa karışıklığına neden olabilir. Bunlar açık halka salfanda kontrastlanma gösteren lezyonlar şeklinde izlenebilir. Tümefaktif deliminasyon oranları bunlar biraz daha kafa karışıklığına neden olabilir. Bunlar BTD, iyi sinirli hipodans lezyonlar şeklinde olabilir. MR'da 2 santimetreden büyük olan, kitle etkisi olan ya da olmayan lezyonlar şeklinde olabilir. Bunlar da yine komplet, inkomplet, halkasal tarzda bir kontrastlanma ve değişen kontrastlanma paternleriyle periferindeki aktif deminasyon zonda kısıtlanmış difüzyonla tanıda karışıklık yaratabilecek lezyonlar olabilir. Serebral apseler lenfomalarla karışabilir. Bunlar da santral difüzyon kısıtlaması gösteren ama periferal halkasal formda daha düzgün kontrastlanma gösteren lezyonlar. SWI'da bazen karşımıza çıkan dual rimsan'da ayrıca tanı için bize yardımcı olabilir. Serebral apside izlediğimiz belirgin difüzyon kısıtlamasına ait bölüm ve halkasal kontrastlanmayı izlemekteyiz. Başka bir olgu akciğerde yaygın kaviter lezyonları olan sol temporal yapıda BTD hipodans düzensiz alanlarla karakterize bir lezyon. T2 ağırlıklı incelemede daha hiperintans iç yapıda düzensiz sinirli lezyon alanı çok belirgin difüzyon kısıtlıyor ve periferal kontrastlanma gösteren bir apse lezyonu saptanmış bir olgu. Enemo-sarkoidoz ayrımı yapılamayan ve sonra dış merkeze sevki gerçekleştirilmiş bir olgu. Diyabetes insipidus ve inatçıl iç kırık şikayetleriyle başlamış bir olgu. Gerçekten tüm ventrikül komşuluklarında yaygın NMO'yu düşündüren lezyon alanları optik sinirde ve üçüncü sinir trasesinde belirgin kalınlaşmayla birlikte difüzyon kısıtlayan ve kontrast tutulumu gösteren yaygın lezyonlar olan bir olgu. Bu hasta aslında NMO düşünülmüş bir olgu ancak tam tersi formundan dış merkeze gitmiş bir olgu. Orada da sarkoidoz açısından araştırılmış. Ancak daha sonra farklı bir nedenle eksi olduğu geniş bir hasta. Nörosarkoidoz bu olguyu
vaka olarak da sormuştuk. Bunlar perivasküler mesafe boyunca uzanım gösteren, komşuların yer yapılarda kontrast lambaların eşlik ettiği, hipotalama optik bölgenin tutulumuyla gidebilen, çok farklı spektrumlarda görülebilen lezyon alanları olabiliyor nörosarkoidozda. Ayrıca da kafa karışıklığı yaratabilir. Santral sinir sistemi lenfoma sınıflamaları içerisinde üçüncü başlık lenfomatoid granulomatozis. Burada multifokal, anjiyosentrik, anjiyodestriktif, lenforetikler, proliferatif ve granulomatoz lezyonlar mevcut. Bu nadir multisistemik bir hastalık. En sık akciğer tutulumu, ancak deri ve beyin tutulumu da olabiliyor. Bu 5. edisyondaki tanımlanmış lenformalardan biri. Bunlar Epstein-Barr virüs ilişkili. İmmün yetmezlik, düzensizlik ortamında ortaya çıkan lenf proliferatif bozukluğun bir alt tipi. Burada büyük atipik Epstein-Barr virüs pozitif B hücreleri var. Derecelendirmeleri agresivitesine göre yapılıyor. Bunlarda subependimal, leptomeningeal tutulum ve perivasküler tutulumlar var. Supra-infratentoriyel tutulumlar, periventriküler beyaz madde tutulumları, kortikal uzanımlar olabiliyor. Burada tutuluma bağlı, perivasküler lenfoid infiltrasyonun tutulumuna bağlı, vaskülitten kaynaklanan tromboz ve enfarktlara bağlı lezyonlar olabiliyor. Ve burada perivasküler boşluklarda noktasal ve lineer T2 hiperintans sinyallerle birlikte kontrastlanmalar izlenebiliyor. Lezyonlar daha büyüdüğünde solid ve halka sağ kontrastlanmalar gösterebiliyor. 53 yaşında bir olguda tanısı lenfomatoid granulomatosis konmuş bir olguda literatürden korpus kallozunda, posta, medullada yaygın kontrastlanan punktat lezyonlar var. Bunlar tedavi sonrası tümüyle kaybolmuş olgular. Clippers'ın steroidlere yanıt veren biliyorsunuz pontine perivasküler tutulumu kronik lenfositik inflamasyonla ilişkili Clippers lezyonlarında acaba bu antitenin bir tür nöbetçi lezyon olup olmadığı ya da bunun lenfomatoz hücrelerine karşı bir inflamatuar yanıt olup olmadığı yönünde literatür bilgisi var. Başlangıçta Clippers tanısı konulan ve sonunda primer santral sinir sistemi lenfomatoid granulomatosu, lenfoması ve HER2'si olarak tanımlanan dört blokayı içeren bir olgu serisi var. Bu olgu serisinde bir takım kırmızı bayraklar tanımlanmış. Bunlar izlenen kontrastlanma paternlerinin noktasaldan halkasal veya yamasal kontrastlanmaya değişimi, simetrik lezyonlarda asimetri gelişimi, lezyonların pontosereveller bölgeden supratentoriyel bölgeye doğru genişlemesi, immünsüpresif tedaviye yanıtın azalması şeklinde söylenmiş. Bunlar görüldüğü zaman bu tanımın yeniden gözden geçirilmesi ve biyopsinin yapılması gerektiği vurgulanmış. İlk başvurusunda olgunun beyin sapında noktasal tarzda kontrastlanan lezyonlar, tepkisi burada yok, sinyaller olan bir olgu. Ve takip incelemelerinde posterior, beyin sapının posterior damadan difüz büyük bir hücre lenfomanın bir varyantı diyoruz bunu. Daha sık Asya ve Batı varyantı var. Batı varyantında santral sinir sistemi tutulumu daha sık. Bunlar tümör hücrelerinde vasküler okluzyonda kanama ve iskemiye neden olabiliyorlar.
İnme benzeri semptomlar her zaman olmasa da tipik olabiliyor. Burada iskemik ve hemorajik lezyonların vasküler, emboli ve diğer hiperpotilaşma nedenleriyle ayrımının yapılması gerekiyor. İskemik benzeri lezyonlar yakın zamanlı görüntülemeler arasında değişkenlik gösteriyor. Burada parenkimde de kontrastlanma alanları olabiliyor. Ependimal ve leptomeningeal kontrastlanmalar izlenebiliyor. Eğer bir olguda multifokal enfarktlar ve görüyorsak, difüzyon kısıtlayan ve değişken lezyonlar görüyorsak, serebral mikrohemorajilerin varlığında aklımıza gelmeli. Tabii ki gerçekten tanısı zor olgular. Burada literatürden bir olgu, difüzyon ağırlıklı incelemede akut enfarkt benzeri yamasal lezyonları var. Lezyon oranında hemoraji var. Lezyon oranında kontrastlanma takip incelemesinde lezyonda birkaç gün içerisinde progresyon olduğu söylenmiş, intraosseous lenfoma tanısı almış bir oldu. Nadir gruptaki lenfomalardan ilki mantle cell lenfoması. Bunlar primer düre kaynaklı lenfomalar, nadir. Bazen B hücre lenfomalar öncelikle dural olabiliyor. Bunlar dura tabanı olan kitleler, nadiren parenkim infiltrasyonu ödem yapıyorlar. Kontrastsız BT'de sinüvite ipi difüzyon kısıtlaması gösteren lezyonlar menenjiyonuyla karışabilirler. Burada biraz önce vertebrelerde gösterdiğim lezyon gibi destrüksiyon olmaksızın transdiplopik bir yayılım var. Menenjiyonlarda ve plazmositom ve metastazlarda tutulum patenleri biraz daha farklı. Bu bizim bir olgumuz. Gerçekten çok nadir görülen meningeal marjinal zon lenfoma. Bir ekstra aksiyel kitle bosklefti var. Belirgin kitle etkisi olan bir olgu. Çok da yoğun kontrast tutulumu gösteriyor. Belirgin difüzyon kısıtlaması da olan bir lezyon. Bu olgu cerrahiye gitti ve cerrahi sonrası meningeal marjinal zon lenfoma tanısı almış bir oldu. Bu malt dura lenfomasına bir örnek. Burada geniş dura tabanlı bir kitle için tehlikeli hipointansif bir lezyon. Kalbar yakın skleroz var ama çok belirgin bir destrüksiyon gözükmüyor. Lezyon hem intraparenkimal alanına hem de skalpel alanına büyümüş ve homojen kontrastlanmış mağdural lenfomada bir olgu. Nadir lenfomaların diğerlerine de bakacak olursak düşük dereceli B hücreli lenfomalar bunlar benzer lezyonlarda çok spesifik olmayan görünümlerde ortaya çıkabilir. Anaplastik büyük B hücreli lenfomalar ALK pozitif ve negatif ve T hücreli, NK T hücreli lenfomalar bunların görüntüleme bulgularına dair çok az kanıt var. Çünkü özellikle anaplastik B hücreli lenfomalar tanı aldıktan sonra çok hızlı agresif seyrediyor ve lineer görüntüleme yapmak için bir süre kalmadığını söylüyor hematologlar. Bu olgu T hücreli anaplastik büyük hücreli bir lenfoma. Görüntülemenin yapılmış olması, kraniyel görüntülemenin yapılmış olmasını bir tesadüf olarak söylüyor hematologlar. Burada gördüğünüz gibi dural kalbaryal tutulumlu çok sayıda lezyonu olan bir oldu. Bu görüntülemeden bir süre sonra da eksi olmuş agresivitesi nedeniyle. Lenfomatosis cerebri aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün somut bir histopatolojik entitesi olarak dahil edilmemiş ancak bu bir klinikoradyolojik tanımlama. Farklı histolojik lenfoma alt tipleri gelişebiliyor. Bunlarda demans, kognitif bozukluklar ve kişilik değişiklikleri olabiliyor. Beyaz maddede fokal yamasak dağınık sinyaller, T2 ve flare sekansta hiperintans infiltratif görünümler kontrastlanmıyor ya da çok az kontrastlanıyor. Bu lenfomatoz serebri paterni şeklinde her iki serebral hemisferde solda beyaz maddede devamlı gösteriyor. Basal ganglina ve
internal kapsülde uzanımı bulunan asimetrik hiperintans lezyon bu olguda kontrastlanma yok. Daha sonra miyokard hücreli lenfoma tanısı almış bir olgu. Son olarak kısaca da lenfomalardaki tedavi cevabından bahsedeceğim. Primer ve santral sinir sistemi lenfomalarında benzer ancak standart kemoterapi kombinasyonu tedavi için efektif değil. Yüksek doz metotreksat ve radyoterapi kombinasyonu yapılabiliyor. Steroidler ödem yönetiminde ve nörolojik defisitlerde kullanılabiliyor. Hasta yaşı tedavide önemli. Genç hastalarda 60 yaş altında agresif tedavi, daha düşük insidanslı toksiste 60 yaş üstünde daha agresif tedavi yapılıyor. Tedavi yanıt izleminde MR 2 ay aralığıyla yapılmalı. Tedavi cevabında tam yanıt kontrastlananın tamamen kaybolması, parsiyel yanıt kontrastlanan lezyonda %50 veya daha fazla boyut azalması, progresif hastalıkta kontrastlanan lezyonda %25'ten fazla boyut artışı ve yeni lezyon gelişimi, stabil hastalıkta ise bir değişiklik olmaması. Subkortikal, T2 hiperintans, infiltratif sinyaller ve kontrast tutulumunun olmaması bu hastalarda tanıyı güçleştiren bulgular. Ben sonuç olarak hematolojik manitelerde santral sinir sistemi tutulumunda hastanın immün durumu, histolojik subtipler, lezyon sayısı ve lokalizasyonun farklılıklar gösterdiğini, tüm kronospinal aksın kontrastlı olarak taranması gerektiğini söylemek istiyorum. MR bulguları diğer beyin tümörleriyle ayırıcı tanıda yardımcı. Radyoşik görüntülemede lenfomadan küçük kullanılması hasta yönetiminde oldukça önemli. Prognozun belirlenmesinde, tedaviye cevabın değerlendirilmesinde ve saatlerin belirlenmesinde radyolojik görüntüleme etkin bir rol oynamaktadır. Ben dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Begüman Hocam, ağzınıza sağlık. Bu inanılmaz öğretici, didaktik sunumunuz. Zengin vakalarla zenginleştirdiğiniz sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Soruları ben buradan size iletmeye çalışacağım. Hani ilk sorumuz Mehmet Salih hocamızdan. Demiğinizden plak ve tümefaktif demiğinizden lezyonların tanısında T2 perfüzyon yardımcı oluyor mu demiş. Teşekkür etmiş kendisi. Şöyle demiğinizden plakların yardımında ya benim çok deneyimim yok ama düşük cerebral blood flow değerlerinden bahsediliyor. Hocam sizin bir katkınız olur mu? Çok fazla vakayla Açıkçası hani karşılaşmıyorum. demiğinizden plaklar için değil de hani tümefaktif demiğinizden lezyonlar için açıkçası perfüzyon yapma ihtiyacı duyabiliriz. Özellikle hani benim lenfomalarla ilgili tecrübem biz daha çok renk haritalarından ziyade spektral eğriler bize yardımcı oluyor. Hani kendi kliniğimde T2 perfüzyon kullanıyoruz. Ama daha çok konvansiyonel görüntüler yardımcı. Ama perfüzyonun da tabii literatürde paylaşılan değerleri mümkün. Ama hani bu çok kompleks bir tanı. Mutlaka yardımcı olduğu alanlar var ama özellikle ben renkli haritaların yanında spektral eğrilerin özellikle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebilirim buradan. Başka sorusu olan var mı diye bekliyorum. Soru gelinceye kadar gerçekten hocam inanılmaz geniş bir spektrum lenfomalar. Yani her aslında sıkıştığımız tanıda acaba lenfoma mı diye hep bize öğretilen de odur. İnanılmaz bir taklitçi olduğu yönünde. Aklımızın bir köşesinde her zaman var. Hani tipik görüntüleme bulguları olduğunda özellikle hani tomografi bile inanılmaz bize hani belki bazen perfüzyondan daha yardımcı olabiliyor oradaki densite değeri. Hani en basit saydığımız basic daha doğrusu görüntüleme bulgularını mutlaka günlük hayatımızda kullanıyoruz ve klinik özellikle laboratuvar bulgularıyla aklımıza geliyor. Hani her zaman lenfoma olmasın diye bir soru işaretini değil mi? Güncelik hayatta
aklımıza getiriyoruz. Aslında Güzel, teşekkür geliyor bu arada hocam, detaylısınız için. sağ olun. Lenfomalar aslında günlük pratikte radyoloğun gerçekten aklına gelip bunu seni yönlendirmesi gereken bir tanı. Çünkü hem steroid alıp almaması açısından hem de hastanın cerrahiye gidip gitmemesi açısından günlük pratikte lenfomalar eğer tipik immün kompresi hasta değilse aslında homojen kontrastlanmasıyla, tipik bulgularıyla açıkçası bizi biraz daha yönlendiriyor ama immün kompresi hastaları da zaten bazen biliyor oluruz. Ama ajitında işte çok sıkıntı yaratan lezyonlarla da karşılaşabiliyoruz. Evet hocam. Sizde de hani cerrahların bu kitlelere yaklaşım nasıl bilemiyorum. Bizde böyle ivedi bir cerrahi ekibi var, sağ olsunlar. Ama hani genel benim sizin sunumunuzdan da çıkardığım hani biyopsisiz tanı halen herhalde mümkün Değil. değil ya da olmamalı. Buradan Olmasa ben histopatik olmak olması gerekiyor tedaviye başlanabilmesi için. Evet. Ama cerrahi olmuş, bu gösterdiğim olgular içerisinde cerrahiyle tanı almış olgular var. Yani direkt cerrahi yapılarak lezyonun çıkarıldığı olgular var. Yani bütün hastalar sadece biyopsiye gitmiyor. Cerrahi Evet. uygulanmış hastalar da var bu vakaların içerisinde. Evet, yani eminim birçoğumuzun klinik pratiğinde belki bizim hani öngörülerimize rağmen cerrahiye giden vakalar oluyordur ama biz hani şiddetle emin olduğumuz vakalar oluyor. Yani çok tipik bulguları olan. Ama ne kadar hastayı hani cerrahiden biyopsiye yönlendirebilirsek ve hani çok güzel söylediniz steroid öncesi bunu başarabilirsek herhalde en büyük kazanım o yönde olacaktır hocam. Kapsamlı, harika, çok güzel sıfatlar var sunumunuz için. Onları bu arada ileteyim hocam. Ben katılımları için tüm arkadaşlarımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine bekliyorum. Birkaç dakika daha bekleyelim belki aklına. Çünkü hani soru sorulacak bir şey bırakmadınız herhalde. Ben de o yüzden sorular azdır diye bir çıkarımda bulunayım. Hani inanılmaz bilgi yükü, çok donanımlı bir sunumdu. Biz hematologlarla özellikle bu miyelonlar için düzenli toplantılar yapıyoruz. Aslında hani hem bugün bu hafta içerisinde patologlarla da bu yeni güncellemeleri fazlasıyla konuştum. Aslında onlar için çok kompleks bu yeni güncellemeler. Bize de santral sinir sistemi güncellemesi baştan çok kompleks geliyordu. Onlar için de bu beşinci güncelleme, beşinci edisyon çok kompleks gelmiş durumda ama vurguladığım gibi bu kaynaklara herkes erişemiyor tabii. Bu Evet. Lenfon'daki bu 5. edisyonda söylenen şeylere herkes erişemediği için tanılar belli bir oranda yine farklı geçmiş edisyonlardaki gibi kalmak durumunda kalıyor. Evet hocam. Biz şu anda günceli yakaladık sayenizde. Bilgilerimizi yenilerine ekledik. Teşekkür ederim. Başka henüz bir sorumuz olmadı hocam. İlave bir katkınız var mıdır? Özellikle daha genç meslektaşlarımız için. En basitinden gitmek lazım. Bence kontrastsız BT'de hafif dens bir lezyon görüldüğü zaman lenfoma lezyonu akla gelmeli. T2'de daha hipointens bir lezyon gördüğümüz zaman, difüzyonu çok kısıtlı bir lezyon gördüğümüz zaman, homojen kontrastlanan bir lezyonda aklımıza lenfoma kitlesinin gelmesi bence bu geceki mesajlardan biri olabilir. İleri görüntüleme yöntemleri elbette yardımcı. Bize özellikle biliyor tümör ayrımında bize çok destek sağlıyor. Bunları biz de yapıyoruz zaten. Bizim asistan arkadaşlarımız da bunları biliyorlar. Son söz olarak bunu söyleyebilirim. Evet, çok güzel, çok güzel toparlandı hocam. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir soru gelmedi hocam. Bizi çok güzel aydınlattınız. Bu güzel akşamda dilerseniz bu şekilde sunumu kapatalım. Herkese ben buradan iyi akşamlar diliyorum hocam. Siz de kapanış için şeyler söylemek ister misiniz? Size çok teşekkür ederim Nursel Hocam. Cenk Hocama çok teşekkür ederim. Türk Nöroradyoloji Derneği'ne çok teşekkür ediyorum tüm yönetim kurumuna.
Katılan herkese de dinledikleri için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere hocam. Ağzınıza sağlık tekrardan. Hoşçakalın. Hoşça kalın.